Bandırma Manşet Spor Servisinde spor yorumlarımız devam ediyor. Sıra geldi 2. küme U19 Gençler Ligi'ne. 2. küme U19 Gençler Ligi'nde Gündoğan Çeltik Spor Susurlu Kovalamacı sürüyor hocam. Biz o zaman bu hafta alınan toplu sonuçları yorumlarıyla buradaki yorumlarımıza başlayalım. Vallahi bir espri yapayım. Toplu sonuç mu diyeyim, topsuz sonuç mu? Zaten iki maç var, biri de oynanmadı. Bu hafta tek karşılaşma vardı. Gündoğan Çeltik Sarıköy deplasmanda 5-0'la geçti ve puanını Susurluk'ta eşitledi. Averajla liderlik koltuğuna oturdu. Yani Susurluk Spor'un maç eksiği var. Bir maç eksiği var. Bu hafta Susurluk'un özel durumundan dolayı Susurluk 50. maç oynanmadı. Evet. Muhtemelen ileri bir tarihte oynatılacak bu karşılaşma. Susurluk şu anda ligin gizli lideri olarak gözüküyor. Reşadiye de haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirdi. Yani ikinci amatör kümesi U19 ligde 7. hafta itibariyle durum bu. Evet, o zaman hocam 7. hafta itibariyle bize U19 Gençler Ligi'nde puan cetveli ne diyor, ona bakalım. Puan cetveli, şampiyon kim olacak sorusuna cevap arıyor. Gündoğan Çeltik mi, Susurluk Spor mu? Bu soruya halen cevap verilmiş değil. Diğerleri takımlar formalite maçına, prestij maçlarına çıkacaklar. Edincik Spor'un 9 puanı var. Durumu rahat diğer takımlara göre. Reşadiye 6 puanı var. Sarıköy ise 3 puanda kalmış durumda. Yani tek soru, aranan tek soru şampiyon. Kim olacak? Gündoğan Çeltik mi? Susurluk Spor. Evet, biz de ona bakalım. Son hafta itibariyle bir anlamda ligin finali konumundaki bu karşılaşma için ne diyorsunuz? Çok zor bir soru. Şampiyonluk maçı önümüzdeki hafta oynanacak. Gönen'de Gündoğan Çeltik mi? Susurluk Spor mu? Gündoğan Çeltik fizik gücü çok iyi olan futbolculara sahip. Mücadeleci futbolcular var Gündoğan'da. Susurluk'ta çok teknik bir takım. Eğer tam kadroyla çıkarlarsa her iki takımı çok zevkli bir karşılaşma evet. olur. Gündoğan Çeltik sağ ve seyirci avantajıyla ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Maçı kazanmak isteyip şampiyonluğa ortak olmak isteyecek. Bakın 1-0 kazandığında ikili avaraja bakılacak. Gündoğan Çeltik'in karşılaşmayı iki parça kazanması durumunda şampiyon Gündoğan Çeltik olacak. Evet. Beraberlik ve diğer sonuçlar Susurluk şampiyon yapacak. Haftanın maçı diyorum, spor severler bu maçı kaçırmasın diyorum. Edincik Reşadiye maçı tam bir formalite maçı. Edincik Reşadiye yenebilecek güçte. Edincik U19'da iyi bir takıma sahip. Ben Edincik Spor'u bu maçta favori görüyorum. Sarıköy'ünde son hafta, bu hafta maçı yok sevgili Zeki. Bu haftayı dinlenerek geçirecek. Evet hocam, teşekkür ederim. Böylelikle biz 2. küme 19 Gençler Ligi'ndeki yorumlarımızda burada noktalayıp diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.